Günaydın'a herkese merhaba. Bugün 12 Temmuz Salı günü Halkın Gündemi programımızla karşınızdayız. Türk hapishanelerinde süren ölüm orucu ve açlık grevi direnişleri devam ediyor. Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi'nde bulunan öğretmen Sibel Balaç ve Tekirdağ Tetip Hapishanesi'nde bulunan devrimci tutsak Gökhan Yıldırım ölüm orucuna devam ediyorlar. Sibel Balaç bugün direnişinin 206. gününde, Gökhan Yıldırım ise direnişinin 200. gününde. Emir Karakum Bafra Tetip Hapishanesi'nde 7 gündür açlık grevinde, talebi sevk edilmek ve işkenceci polislerin ve gardiyanların yargılanması. Yunanistan hapishanelerinde bulunan Yanis Mihalidis özgürlüğü için bugün tam 51 gündür süresiz açlık grevinde. Tutsak bulunan grup yorum emekçilerinden 6 kişi Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım için 1 aylık destek açlık grevine başlayacaklarını açıklamışlardı. Bugün açlık grevlerinin 11. günü. Tutsak bulunan avukat Barkın Timtik de müvekkilleri Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım için 1 aylık destek açlık grevine başlayacağını açıklamış Halkın Hukuk Bürosu üzerinden. Yunanistan hapishanelerinde bulunan 11 Türkiye'li devrimci de yine Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım için süresiz dönüşümlü açlık grevine başlamışlardı. Tüm açlık grevinde bulunan, ölüm orucunda bulunan direnişçileri selamlıyor. Taleplerinin kabul edilmesini istiyoruz. Gökhan Yıldırım'ın direnişinin 200. gün vesilesiyle Almanya'nın Essen ve Frankfurt şehrinde bugün Türkiye konsoslukları önünde eylemler gerçekleşti. Belçika'da ölüm orucu direnişçileri için yüzlerce bildiri posta kutularına atıldı. Sarıyer Belediyesi'nde genel iş sendikasıyla belediye yönetimi arasında yapılan TİS görüşmelerinde işveren %20'lik zam teklifinde bulundu. %40 oranında zam isteyen işçiler greve çıktı. Nuri Gülmen sahte delillerle tutuklanalı tam 705 gün oldu bugün. Nuri'ye verilen 10 yıl hapis cezasının bozulmasını ve dijital delil gerekçe gösterilerek tutuklananların serbest bırakılmasını istiyoruz. Şırnak, Cizre'de 6000 yıllık tarihi olan Bicra Belek surlar restorasyon adı altında bazalt kaplamayla kapatılıyor. İşte faşizm tarihimize, geçmişimize, geleneklerimize, insana ve doğaya ait olan her şeye düşmandır. İsveç 4 kişiyi Türkiye'ye teslim etti. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü mutabakattan sonra Türkiye'nin talep ettiği bazı isimlerin teslim edildiği Kürt kökenli İsveç parlamenteri Kabavev tarafından söylendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3-4 kişi teslim edildi açıklamasında bulundu. Yarın istifa etmesi beklenen Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ülkeden kaçmak için başarısız bir girişimde bulunduğu bildirildi. Rajapaksa hala başkan olduğu için tutuklanmaya karşı dokunulmazlıktan yararlanıyor ve tutuklanma olasılığını önlemek için istifa etmeden önce yurt dışına gitmek istediği inanılıyor. Sonuçta Rajapaksa ülkeyi iflas ettiren, tarihteki en ağır mali krizi tetikleyen ve yolsuzlukla suçlanan bir başkan. Ayrıca Tamzil halkına yönelik yapılan katliamdan da eli kanlıdır. İngiltere'de avukatların grevi sürüyor. Başkent Londra'daki yüksek mahkemenin önünde toplanan avukatlar yıllarca süren fon kesintilerinin telafisi için %25'lik artış talebinde bulunuyorlar. Adalet için adalet, genç avukatlar asgari ücretten daha az kazanıyor pankartlarıyla 3 haftadır süren iş bırakma eyleminin de talepleri kabul edilene kadar sürebileceğine dair uyarıda bulunuyor avukatlar. Ebru Timtik kuşkusuz tüm dünya avukatlarına hak ve adaletin ne olduğunu öğreten kişidir. Bugün adalet tanrıçası olarak tüm dünya avukatları ve baroları tarafından bilinen ve anılan Ebru Timtik'in ünlü avukat mezarında hak arar sözü tüm dünya avukatların direnişine ışık tutuyor. Burada Ebru Timtik'in anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneisser ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Washington Post'un yayınlandığı ilk habere göre ölüm tehditlerinden dolayı ülkeyi terk eden Kneisser da ülkeyi kendi iradesi dışında terk ettiğini açıkladı. Eski başkan bu tehditlerin Rusya'daki faaliyetleriyle veya Ukrayna'daki durumla alakalı olup olmadığı sorusuna cevap vermeyi reddetti. 4 yıl önce Rusya Başkanı Putin eski başkan Kneisser'ın düğününe gelmişti ve birlikte dans etmişlerdi. Bu dans resimleri de her yerde yayınlamış ve büyük tepkiler görmüştü. Avrupa Parlamentosu Avrupalı siyasetçilere Rusya şirketlerindeki görevlerinde istifa etmeleri çağrısında bulunup aksi takdirde yaptırım listesine alınacakları tehdidinde bulunan bir kararı onaylayınca söz konusu olan Kneisser da
bu karardan sonra Mayıs ayında Rosneft yönetiminden istifa etmişti. Ama demek ki Putin dostlarıyla mücadele edenlere bu da yetmemiş. Almanya Bavyera'da NSU Soruşturma Komitesi'nin kurulmasına karar verilmişken ne tesadüf ki eş zamanda Eyalet Kriminal Polis Ofisi NSU hakkındaki dijital verileri sildi. NSU devletin koruduğu ve anayasa koruma örgütünün yani FFSOMŞUT'un birebir beslediği ve büyüttüğü bir çetedir. 9 insanı sokak ortasında katleden bir çeteyle birlikte çalışan bir kurumun verdiği bilgiler bugün Almanya mahkemelerinde devrimcileri yargılamak için delil olarak kullanılıyor. İşte Alman demokrasisi budur. İşte Alman yargının dokunulmazlığı ve bağımsızlığı budur. Biz diyoruz ki Alman emperyalizmi devrimcileri, antifaşistleri yargılayacağına, FFSOMŞUT'un suçlarını ortaya çıkarmakla uğraşsa birçok insanın hayatı çok daha güvende olacağına inanıyoruz. Programımızı sonlandırmadan önce 12 Temmuz devrim şehitlerini anmak istiyoruz. Yoldaşlar bizi aşın diyen Niyazi Aydın ve 11 yoldaşı 1991'de 12 Temmuz tarihlerinde Mehmet Ağar'ın da emir verdiği bir operasyon sonucu çatışarak, direnerek şehit düştüler. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bugünkü Halkın Gündemi programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Halkın Gündemi programında buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Umut TV'yi izleyelim, izlettirelim.